Altaş TV Ana Haber'den iyi akşamlar. Gündemin öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Orada ne yaşandıysa, dünyada orada ilgilendiren ne varsa ekranlara taşıyacağız. Ama şu an ülkeyi, belki de dünyayı ilgilendiren bir haberle başlayacağız. Hatırlarsınız, geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanımız bir açıklama yapmış. İsrail'in Türkiye'yi tehdit ettiğini, İsrail tehdidinin Türkiye'ye yöneldiğini ifade etmişti. Ardından ise CHP'de mecliste kapalı bir oturumla birlikte bu açıklamanın ne anlamına geldiğini sormuştu. Mecliste bir kapalı oturum yapıp bunu görüşelim demişti. İşte bugün konuyla alakalı Meclis Başkanı Profesör Doktor Numan Kurtulmuş açıklamalarda bulundu. İsrail yönetiminin tamamen dini bir fanatizm ile Filistin ve Lübnan'dan sonra gözünü dikeceği yer, açık söylüyorum, bizim vatan topraklarımız olacak. İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırıları sürerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'in hedefinde Türkiye'de var uyarısı siyasetin gündeminde. Erdoğan, meclisin 28. dönem 3. yasama yılının açılışında yaptığı konuşmada İsrail Lübnan'dan sonra gözünü topraklarımıza dikecek demişti. Erdoğan'ın İsrail uyarısına karşın Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kapalı görüşme yapılmasını istemişti. Son olarak tartışmalara ilişkin açıklama yapan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Profesör Doktor Numan Kurtulmuş, kapalı oturum olacak mı sorusuna yanıt verdi. Kurtulmuş mecliste İsrail'in saldırılarına karşı Türkiye'nin geliştirebileceği tedbirler konusunda kapalı oturum yapılabileceğini belirtti. Eğer uygun görülürse, uygun bir zamanlamayla partilerimizin de katılımıyla mecliste ilgili bakan arkadaşlarımız daha evvel örneklerinde olduğu gibi gelirler ve bu konuda İsrail'in bölgedeki yayılmacı saldırgan politikaları ve Türkiye'nin buna karşı geliştirebileceği tedbirler konusunda kapalı oturumda, biliyorsunuz kapalı oturumun özel kuralları var, dışarıya yansımıyor ve 10 yıl boyunca oradaki tutanaklar da her türlü okumaya kapalıdır. Böyle bir oturumda ümit ediyorum ki bu tartışma, bu görüşme yapılır. Bu sadece bir görüşme yapmak için değil, gerekli tedbirlerin alınabilmesi ve milletvekillerimizin de partilerimizin de bu konuda hassasiyetlerini daha da artırmaları için önemli bir toplantı olur kanaatindeyim. Diyanet İşleri Başkanı Hemşerimiz Profesör Doktor Ali Erbaş Kazakistan'da resmi bir programa katıldı. Katılmadan önce ise gazetecilerin sorularını yanıtladı. 57 İslam ülkesine çağrıda bulundu. İsrail'in yaptığı soykırıma karşı bir ve beraber durma çağrısı geldi. Ali Erbaş'tan. Tabii bu vesileyle bütün Müslümanların şu an itibariyle dünyada olmakta olan bir takım olaylara karşı dikkatlerini çekiyoruz. Dünyada 57 İslam ülkesi var. 2 milyara yakın Müslüman var. Tüm Müslümanların birlik beraberlik içerisinde hareket etmesini istiyoruz. Bir yıla yakındır Gazze'de devam eden büyük bir katliam var, soykırım var. İşgalcilerin, zalimlerin soykırımını buradan yeniden lanetliyorum. Ve bu soykırımın bir an önce bitmesi, Filistinlilerin, Filistinli Müslümanların özgürlüğüne kavuşması için bütün Müslümanların güçlerini birleştirmesi ve bu zulme, bu soykırıma dur demesinin vaktinin geldiğini, hatta geçmekte olduğunu buradan yeniden ifade etmek istiyorum. Bu konular ülkemizi ve dünyayı yakından ilgilendiren konularda. Gelelim şimdi ordumuza. Ordu'da sabah saatlerinde Eğitim Araştırma Hastanesi'nde sıcak dakikalar yaşandı. Güvenlik görevlisi temizlik görevlisini bıçakladı. Güvenlik görevlisi temizlik görevlisini bıçakladı. Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Orhan G. poliklinik servisi önünde karşılaştı. Temizlik görevlisi Mehtap G. ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Orhan G. üzerinde taşıdığı bıçakla Mehtap G.'yi yaraladı. Olayı fark eden temizlik görevlisi kadının yakını Mustafa G.'nin duruma müdahalesi sırasında arbede yaşandı.
ABD'de Mustafa G ile Orhan G de ellerinden bıçakla yaralandı. Mehtap G aynı hastanede tedavi altına alındı. Mustafa G ve Orhan G ise acil serviste ayakta tedavi edildi. Orhan G tedavisinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı. Kabadüz ve Korgan ilçelerinde meydana gelen hırsızlık olayları jandarma ekipleri tarafından aydınlatıldı. Ordu'da hırsızlar jandarmanın başarılı operasyonuyla yakalandı. Kabadüz ilçesi Harami mahallesinde bir adet av tüfeği, 120 kilogram fındık ve maddi değeri yüksek gıda malzemeleriyle Korgan ilçesi Büyük Akçakese mahallesinde 200 bin lira değerindeki ziynet eşyası çalınması sonucu faili meçhul evden hırsızlık olayı meydana geldi. Olayın aydınlatılmasına yönelik jandarma suç araştırma ve asayiş timleri tarafından yapılan kapsamlı araştırmalar neticesinde olayları gerçekleştirildi. Şüphelilerin S.Ö., M.A., B.Ö. ve A.S. isimli şahıslar olduğu tespit edildi. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan arama sonucunda 2 adet cep telefonu, 10 gram uyuşturucu madde, 4 adet tabanca fişeği ve 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Hırsızlığa konu malzemelerde ele geçirilerek müştekilere teslim edildi. Meydana gelen olayla ilgili S.Ö., B.Ö. ve A.S. isimli şüpheliler adli makamlara sevk edildi. İşlemlerinin tamamlanmasına müteakip 3 şüpheli şahıs tutuklanarak kapalı ceza infaz kurumuna teslim edildi. Aralarında ordunun da bulunduğu 57 ilde narkoçilik operasyonu gerçekleştirildi. 1 tona yakın uyuşturucu madde, 6 milyona yakın hap el yakalanırken 644 şüpheli de emniyet ekipleri tarafından yakalandı. ...644 şüpheli kız kıvrak yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre Cumhuriyet Başsavcılıklarıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüklerince 1603 ekip, 4127 personel, 25 hava aracı ve 41 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla 57 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve satıcılarına yönelik narkoçelik 41 operasyonlara düzenlendi. Operasyonun gerçekleştirildiği iller arasında Ordu'da yer aldı. Düzenlenen operasyonlar sonucunda 967 kilogram uyuşturucu madde ile 5.857.520 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca operasyonlar sonucu 644 şüpheli yakalandı. Operasyonların düzenlendiği iller arasında Ordu'nun yanı sıra Samsun, Giresun, Çorum, Trabzon gibi iller de yer aldı. Biliyorsunuz Aybars'ta ilçemize bağlı Perşembe Yaylamız var. Doğal güzellikleriyle ünlü. Bin yıldır da yaklaşık bu bölgede şenlikler yapılmakta. Hani orada turizm deyince, yayla deyince Çambaşı ve Perşembe Yaylası akıllara gelmekte. Perşembe Yaylası'nda maden arama çalışmaları planlanıyor biliyorsunuz ve vatandaşlar da tüm kesimlerde tepkili. Son olarak oradaki oda ve borsalar tepkisini bildirmek için maden aramasının yapılacak olduğu bölgede basın açıklaması yaptılar ve böyle bir aramanın gerçekleşmemesi gerektiğini bildirdiler. Ordu'daki oda ve borsalar Perşembe Yaylası'nda başlaması öngörülen maden çalışmalarına karşı olduklarını bildirmek için Aybastı ilçesi Perşembe Yaylası'nda buluştu. Açıklamaya Ordu, Fatsa ve Ünye'deki ticaret odaları ve borsalarının yetkilileri katıldı. Ortak basın açıklamasını Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tayfun Karataş okudu. Türkiye Odalar ve Borsalar Üyesi kuruluşlar olarak yaylada maden aramalarına karşı olduklarını söyledi. Aybars ilçemizde yer alan Perşembe Yaylası'nda başlaması öngörülen maden arama çalışmaları ve bununla ilgili olarak hala hazırda başlayan ve toplamda yüzlerce noktada gerçekleşecek sondaj çalışmaları ile ilgili oluşan gündem kamuoyunun malumudur. Tüm ticari ve siyasi etkenlerden bağımsız olarak bölgenin eşsiz güzelliğini bozacak, doğamızı, insanın sağlığını tehdit edecek her türlü faaliyetin dünde olduğu gibi
bugün de yarın da karşısında olacak. Değerlerimizi gücümüz yettiğince korumak için yöre halkının yanında omuz omuz çalışmaya devam edeceğiz. Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Adil Levent Karlıbel'de maden aramalarına karşı Aybastı halkının yanında olduklarını kaydetti. Bu tablo çok üzücü. Yüzük taşı gibi bir yer. Bizler şehrin geleceğini turizmde, geleceğini hayvancılıkta, geleceğini ticarette arayan insanlar olarak burada gördüklerimizden üzüntü duyuyoruz. Yapılmaması gereken şeyler bunlar. Bu bir siyasi olay değil, her zaman söylediğimiz gibi. Bu vicdani ve insani bir olay. Kısaca istemiyoruz. Yani bunlardan gelecek gelire bizim ihtiyacımız yok. Biz burada huzurlu, mutlu, etrafı kirletmeden güzel bir ömür sürmek istiyoruz. İlimizde son zamanlarda motosiklet kazaları oldukça arttı. Aslında trafikteki motor sayısı arttı. Kaza sayısı da paralel olarak artış gösterdi. Son olarak Fatsa ilçesinde motosikletle minibüs kafa kafaya çarpıştı. Bir kişi yaralandı. Kafa kafaya çarpıştılar. Kaza Ordu'nun Fals ilçesi sahil yolunda meydana geldi. Motosikletle minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenler durumu hemen 112 acil servis ekiplerine haber verdi. Çok acı bir durum. Az önce oldu bu kaza. Ordu'nun Fals sahil yolunda. Çevredeki vatandaşlar ambulans gelene kadar yaralı sürücüyü sakinleştirmeye çalıştı. Kaza mahalline gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yol kenarında yaptı. Müdahale ediyorlar. İnşallah bir şey yoktur. Onda bir şey yok. Allah'ın izniyle şu anda ilk müdahale yapılıyor. Kaza az önce oldu. Ardından ambulansa alınan motor sürücüsü hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Fas'ta sahil yolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların yoldan çekilmesinin ardından trafik normale döndü. Ordu'da düzensiz göçmenlerle alakalı İl Göç İdaresi tarafından Göksem adı verilen uygulama devreye sokuldu. Ordu'da düzensiz göçmenler için merkez oluşturuldu. Komşularımızla yaşanan savaşlar nedeniyle birçok düzensiz göçmenin geldiği Türkiye'de bu trafiği kontrol etmek için birçok birim kuruldu. Bu kapsamda Ordu'da yakalanan düzensiz göçmenlerin geri gönderme merkezlerine sevk veya sınır dışı edilme süreçlerinin hızlandırılması amacıyla İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından düzensiz göçmen ön kabul ve sevk merkezi oluşturuldu. Birimde göçmenler sevk edilmeden önce kalacak ocakları yatakhanelerde hayata geçirildi. Merkezi ziyaret eden Ordu Valisi Muammer Erol, merkezin çalışmaları hakkında İl Göç İdaresi Müdürü Ferruh Dibiç'ten bilgi aldı. Düzensiz göçmenlerin tespitini kolaylaştıran mobil göç noktası aracı da Güzelyalı Mahallesi'ndeki kontrol noktasında hizmet veriyor. Bu araçta düzensiz göçmen şüphesi taşıyan kişilerin kimliği kontrol ediliyor. Kimliğini ibraz edemeyen yabancılar gerekli kontrollerin sağlanması amacıyla mobil göç noktası adı verilen araçlara davet ediliyor. Burada Göç İdaresi Başkanlığı personeli tarafından göç veri tabanı üzerinden biyometrik verilere ilişkin parmak izi sorgulaması yapılıyor. Yasal kalış hakkı olmadığı belirlenen yabancılar sınır dışı işlemlerine başlanması üzerine geri gönderme merkezlerine gönderiliyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi Altınordu ilçesinde 3 mahallenin daha içme suyu sorununa son verdi. Ordu'nun her noktasında temiz ve planlı büyüyen bir kent için çalışma yürüten Büyükşehir Belediyesi, sağlıklı ve kesintisiz içme suyunun sağlanmasına yönelik su alma yapılarında yenileme çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Altınordu ilçesinde 3 mahallenin içme suyunu sağlayan su alma yapısı yapılan çalışmayla yenilendi. Başkan Doktor Mehmet İlmi Güler'in talimatlarıyla Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Altınordu ilçesi Burhanettin, Çavuşlar ve Kızılhisar mahallelerine içme suyu sağlayan mevcut su hatlarını modernize ederek hizmete sundu. Yapılan çalışmayı sosyal medya hesabından vatandaşlara duyuran Başkan Güler, 19 ilçede çalışmaların aralıksız devam ettiğine vurgu yaptı. Arabanın geçmediği, yani yayayla gelinen, yayayla bakın burası yayayla yapılan, el arabası yapılan bir döküm. O yüzden burada büyük bir emek var ki daha önceki muhtarlarımızda büyük bir emeği var. O yüzden
belediye başkanımıza, büyükşehir belediye başkanımıza, OSKİ başkanımıza, daire başkanımıza, daire genel müdür yardımcımıza hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Mahalle muhtarları ise yılların sorununun çözülmesi noktasında yapılan çalışmalardan dolayı Başkan Doktor Mehmet İnmi Güler'e ve ekibine teşekkür etti. Havuzumuz yapıldı, ana hatlarımız bağlandı. Bütün köylerimiz şu anda mahallelerimiz rahatlıkla su içiyor. İnşallah ilerleyen zamanda daha güzel hizmetlerin yapılacağına eminim. Emniyet kemeri hayat kurtarıyor. Aslında biz araçlarımızda buna uyuyoruz daha fazla ama şehirler arası yolculuklarda ise çok fazla bu kuralı göz ardı ettiğimizi rahatlıkla söyleyebiliriz. Tam da bu noktada Faslı Belediyesi zabıta ekipleri güzel bir farkındalık gerçekleştirdi. Şehirler arası otobüslerde yolculuğun güvenli hale getirilmesini sağlamak ve emniyet kemerinin önemine dikkat çekmek amacıyla bilgilendirme çalışmaları devam ediyor. Yolcuların güvenli bir şekilde seyahat etmesini sağlamak için şehirler arası yolcu otobüslerinde yolcuların emniyet kemeri kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar hassasiyetle sürerken Faslı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri şehirler arası otogarında bulunan yazıhanelere afiş ve broşürler bıraktı. Otobüs şoförlerinden Aykut Şahin, Faslı Belediyesi zabıta ekiplerine bilgilendirmeden dolayı teşekkür etti. Şimdi öncelikle sizlere çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir uygulama gerçekten çok güzel. Yani bunları defalarca hatırlatmak çok güzel bir uygulama. Sürekli uzun yola gidip geliyoruz. Şimdi Mavi'nin arkadaşlarımızı biz direksiyonda oluyoruz. Yolcularla Mavi'nin arkadaşlarımız içli dışlı oluyorlar sürekli. Onlara hizmet daha iyi verebilmek için. Biz direksiyonda onları güvenli bir şekilde gidecekleri yere ailelerine kavuşturmak için elimizden gelen şeyi yapıyoruz. Şimdi Mavi arkadaşları biz direksiyona oturduğumuz zaman sürekli uyarıyoruz. Mavi arkadaşımıza, kardeşimize araç hareket ettiğinde, otogar çıkışlarında, tesislere girip çıktığımızda gerek işte emniyet kemerlerinin takılmasını, işte perdelerin falan aracın bir şeyi var. Ona göre şey yapıyoruz. Ama tabii yolda giderken ister istemez biz ne kadar dikkat etsek de vatandaş uzun yola giden başka özel araçla giden vatandaşlar uykusuz olabiliyor, bir şey olabiliyor. Aniden şerit değiştirebiliyor. Sizin yanınızdan geçerken ve aniden giriyor. Tesis çıkışlarında, benzinliklerde özellikle. Biz elimizden geldiğinde dikkat ediyoruz. İş insanı Necdet Gürsoy fındık fiyatları ile ilgili konuştu. Fiyatın fındıktaki kalite düşüşünden kaynaklandığını belirtirken önümüzdeki süreçte fındık fiyatının artacağını kaydetti. Fındık üreticisinin gözü kulağı serbest piyasada. Pazarda düşük giden fındık fiyatları sonucunda üreticinin eli kolu bağlanmış durumda. Birçok üretici her gün serbest piyasa fiyatlarını takip ederek pazarda fiyatların artacağı günü bekliyor. İş insanı Necdet Gürsoy piyasada seyreden düşük fındık fiyatlarının sebebini fındığın kalitesinden kaynaklı olduğunu söyledi. Serbest piyasada fındık fiyatının bir kere dediğiniz gibi 105 ile 115 lira arasında olmasının en büyük sebebi bir kere ürünün kalitesiz olması. Ve kalitesiz üründe yapılan ihracatta bazı sorunların yaşaması ana neden. Gürsoy piyasada daha fazla düşüş beklemediğini ifade ederken ilerleyen süreçte artışların yaşanmasını beklendiğini dile getirdi. Düşüşün daha olacağını tahmin etmiyorum. Mutlaka ileride fındıkta fiyatta iyileşme kesinlikle olacak. Niçin olacak? Çünkü artık yani fındığa piyasayı incelediğim zaman fındıkta fazla bir arzun olmadığını görüyoruz. Bu arzu olmadığı müddetçe tabii ki ister istemez bir talep geldiğinde fındık fiyatlarında da iyileşme kesinlikle olacaktır. Yani. Gürsoy, üreticinin fındıktan kar edebilmesi adına piyasada fiyatın en az toprak mahsulleri ofisi fiyatına, ilerleyen aylarda da bu fiyatın üzerinde bir fiyat oluşması gerektiğinin altını çizdi. Üretici bu fiyatları zaten kurtarmıyor. İnsanlar ister istemez fındığın en azından tohumunun seviyesine çıkmasını, hatta daha ileriki aylarda daha iyi rakamlarla beraber satılması beklentisi içerisine girdiğinde %100 bir beklenti talebi gelecektir diye düşünüyorum.
Kahverengi kukarcılar yaz sezonunun fındığı mahvetti. Önümüzdeki 3-4 yıllık süreç içerisinde de biz bu konuyla ilgili ciddi ciddi uğraşacağız. Belki de zararları daha fazla olacak gibi duruyor. Bildiği iddia var. Kahverengi kukarcı 15 derecenin altında hayatta kalmaz iddiası vardı. Bir üretici bu iddia üzerine kendince bir deney yaptı. Sonuç şaşırtıcı oldu. Kahverengi kokarcaların 15 derece altında hayatta kalmadığı iddiası Serkan Babur isimli bir üretici tarafından yapılan deneyle şaşırtıcı şekilde çürütüldü. Babur kahverengi kokarcaların soğuk havalarda öleceği yönündeki yaygın inanış üzerine yakaladığı kokarcaları bir kutuya koyarak buzdolabına yerleştirdi. 3 gün boyunca buzdolabında bekleyen kokarcalar çıkarıldıklarında hala canlıydı. Deneyi gerçekleştiren Babur kokarcaların dayanıklılığı karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı. 15 derece altında yaşayamaz demişlerdi. Merak ettim ve denemek istedim. 3 gün boyunca dolapta kaldılar ama yine de ölmediler dedi. Babur'un deneyi kahverengi kokarcaların soğuk hava koşullarına sanıldığından daha dayanıklı olabileceğini gösteriyor. Kahverengi kokarcalar özellikle son yıllarda Ordu'da tarım arazilerine verdikleri zararla gündeme gelmişti. Uzmanlar bu böcek türünün iklim koşullarına dayanıklılığı üzerine daha fazla araştırma yapılması gerektiğini belirtiyor. Ordu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi akademik yılı açılış dersini bugün gerçekleştirdi. İlk dersi eski Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Mehmet Görmez verdi. Ordu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2024-2025 akademik açılış yılı dersi gerçekleştirildi. Tıp Fakültesi Morfoloji Binası konferans salonunda gerçekleştirilen 2024-2025 eğitim öğretim yılı açılış dersine Ordu Valisi Muammer Erol, eski Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Mehmet Görmez, Ordu İl Müftüsü Doktor İsmail Çiçek, protokol üyeleri, akademik kadro ve öğrenciler katıldı. Program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Saygı duruşuna mütakip İstiklal Marşı ile devam etti. Ordu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Hamit Er açılış konuşmasını gerçekleştirdi ve Profesör Doktor Mehmet Görmez'i takdim etti. 2024-2025 eğitim öğretim yılı hepimize bereketli, faydalı ve güzel bir şekilde geçmesi temennisinde bulunuyorum. Profesör Doktor Mehmet Görmez 1959 yılında Gaziantep'te doğdu. 2003 yılında Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı görevine atanan Profesör Doktor Mehmet Görmez, 2003-2010 yılları arasında Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı, 2010-2017 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığı yaptı. Profesör Doktor Mehmet Görmez 2024-2025 eğitim öğretim yılı açılış dersini verdi. Gündemine ise dersi aldı. Ders almanın iki boyutu vardır. Biri nakşetmektir. Yani o bilgiyi özümsemektir, benimsemektir. Ama ders almanın bir boyutu da ibret almaktır. Onu hayata dönüştürmektir. Onu yaşanabilir kılmaktır. Bizim tarihimizde belki de İslam metinleri kadar, İslam Kur'an ve sünnet kadar, İslam edebiyatı kadar bilgiyi, ilmi tebcil eden, yücelten başka bir edebiyata yeryüzüne rastlamak mümkün değil. Profesör Doktor Görmez ilim, hikmet ve marifeti değerlendirdi. Bizim medeniyetimizde bilgi bir veri değildir. Bilginin karşısında 3 tane kavram vardır. İlim, hikmet ve marifet. İlmin sahibine alim diyoruz, hikmetin sahibine hakim diyoruz, marifetin sahibine arif diyoruz. Din bir veri değil, Kur'an bir veri değil, bir araştırma nesnesi değil. Kur'an'ı bir araştırma nesnesi olarak gören bir insana kitap hidayet etmez. Profesör Doktor Görmez dijital çağda gündemini aldı. Bir malumat denizinde inci arar gibi ilim arıyoruz. Şu anda dijitalleşme çağında bir malumat bombardımanıyla karşı karşıyayız. Tam bir enformasyon bombasına maruz kalıyoruz. Bu enformasyon bombası atom bombasından daha tehlikeli. Atom bombası vücudumuzu götürüyor, öbürü ruhumuzu götürüyor, zihnimizi, kalbimizi götürüyor. Dolayısıyla bir malumat denizinde ilim ve hakikat arıyoruz. Artık veri yüklemek, malumat yüklemek şeklindeki eğitim bitmiştir.
Açılış dersinin ardından Profesör Doktor Görmez'e teşekkür belgesiyle hediye takdiminde bulunuldu. Denizlerde av yasağı 1 Eylül tarihinde kalktı. Yasak kalkmadan önce balıkçıların palamuttan umudu oldukça yüksekti. Bu kez balıkçılar umduklarını buldu. Bugün var, yarın yok. Bu balıktan bol bol alın beyler. Palamutun babası tanesi 100 lira. Ordulu balıkçıların yüzünü av sezonunun ilk ayında palamut güldürdü. Ordulu balıkçılar da geride kalan bir ayın bereketli geçmesinin mutluluğunu yaşıyor. Ordulu balıkçılar gelecek aylardan da umutlu. Bir aylık süreç Eylül ayı 1 itibariyle başladı. Bereketli bir sezon yaşadık. Şu anda tanesi balıkların 100 lira işte, palamutların tane 80 lira. İstavrit 70 lira, istavrit 120 lira, işte orta iri istavritimiz var, kilo 200 lira. Perşembe ilçesinde balıkçılık yapan Tarık Arslan Türk palamudun yanı sıra istavrit ve mezgitin de bol miktarda avlandığını kaydetti. Vatandaşımızı bol bol balığa doymasını istiyoruz, yemesini istiyoruz. Eylül ayı geride bıraktık. Ekim de inşallah bereketli olacak. Yani bu sezon bereketli geçecek. Erdal Çamaş ise sezonun çok güzel başladığını belirterek tezgahlarda neredeyse her gün balık satışı olduğunu söyledi. Tabii umduğumuz gibi oldu yani. Balık bol bu sene. Allah'a çok şükür. Hani takımlar bol bol tuttu. Yani oldu. Vatandaşlar bol bol yedirdik. Var balık var. Şu anda zaten biraz süreç geride kaldı. Özellikle ilk 15 gün tezgahta en çok satışa sunulan balığın palamut olduğunu ifade eden Çamaş, bundan sonra da balık avının güzel geçmesini beklediklerini söyledi. Ekim ayına geçtik. Bu Ekim ayında biraz daha yoğunluk olması gerekiyor. Yani şurada balığın dönüm zamanı, yani dönüş zamanı yol balığı dönüş balıklar olacak. Balamutlar da kuvvetli olacak. Bu haberle bülteni noktalıyoruz. Yarın akşam aynı saatte tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.